TRT Spor ekranlarından herkese merhaba. Spora Dair başlıyor. Dün ilk programımızdı ve spora dair her şeyi, sadece futbolu, basketbolu değil, sporun bütün dallarını konuşacağımızı belirtmiştik. Ve bugün de stüdyomuzda bir Avrupa Dünya Şampiyonu ve aynı zamanda da Olimpiyat üçüncüsü var. Milli güreşçimiz Nazmi Avlıca bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Avlıca. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Bugün gerçekten sizin başarı öykünüzü sizin ağzınızdan dinlemek için sabırsızlanıyoruz. Güzel bir program olacak. Önümüzdeki yaklaşık yarım saat boyunca birlikteyiz ve Spora Dair programına bir kez daha hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, mutlu akşamlar diliyoruz hepinize bir kez daha. Ve milli güreşçimiz Nazmi Avlıca stüdyomuzda. Önümdeki listeye baktığımda inanılmaz bir başarı hikayesi. Madalyalar, başarılarla dolu bir spor kariyerini geride bıraktınız. 4 Avrupa şampiyonluğu, 1 gümüş, 3 bronz madalya. Dünya şampiyonluklarına baktığımızda 2 altın, 1 gümüş, 3 bronz ve 2008 Pekin'de Olimpiyat oyunlarında da kürsüye çıktınız ve ülkemize bir üçüncülük kazandırdınız. Nasıl hissettiriyor size bu başarılara şöyle bir geriye dönüp baktığınızda? Yani gerçekten başarılı olmak güzel bir şey. Küçük yaşlarda spora başladım. Büyük zorluklar, yani profesyonel anlamda yani şampiyon olmak istiyorsanız gerçekten çok özverili çalışmak gerekiyor. Bu anlamda çok zorluklar ve çok iyi çalışmalar yaptık. Bunların neticesini almak gerçekten güzel bir şey, mutluluk verici bir şey. Kariyerimizde, İnsanı gururlandırıyor. Tabii ki. Yani şimdi, alamamak da vardı. Sonuçta bütün hemen hemen olimpiyatlarda olsun, dünyada olsun, Avrupa'da olsun hepsinde madalya kazandım. Şampiyonlukları yaşadım. Bu da gerçekten çok büyük mutluluk verici. Yani neticesini almak güzel bir şey. Şimdi bugün sizin başarı öykünüzü konuşacağımızdan bahsettik. Dolayısıyla biraz gerilere gitmek gerekiyor. Çünkü ciddi bir disiplin ve çok uzun yıllar emek verdiniz bu başarılara ulaşmak için. Çok küçük yaşta başladınız, pek çok aslında sporcu gibi. Biraz isterseniz güreşle tanışma hikayenizden bahsedelim mi? Ailenizde bu spora ilgi duyan birileri var mıydı? Sizi keşfeden, yönlendiren hocalarınız oldu mu? Ne zaman başladınız güreşle ilgilenmeye? Dedem aslında sporcuydu rahmetli. Onun ismi de Nazmi Avlıca, Nazmi'ydi. Ondan almışım ismimi. Spora başlamam, yani güreş sporuna aslında biraz tesadüfi oldu. Tosya'da, Kastamonu Tosya ilçesinde okuyordum babamın görevi dolayısıyla. Aslen Çorum Kargılıyım. Beden eğitimi öğretmeni Ercan Hoca geldi. Kim güreş yapmak ister dedi. Böyle bütün sınıfları dolaşıyordu. Ben orada parmak kaldırdım. İşte 50 kadar sporcu seçti. Bizi çalıştırdı. Daha sonra Türkiye'de ilk kez güreş eğitim, yani güreş okulları projesi vardı. Samsun'a gittik bunun seçmelerini. Eğitimden sonra Ercan Hoca bizi çalıştırdıktan sonra orayı kazandık ve Bolu Güreş Eğitimi Okulu'nu kazanmış oldum. Orada Güner Hoca, Aydın Dal Hoca nezaretlerinde çalışmalarımıza başladık biz burada. Yani ilk olarak... Gerçekten şanslı bir dönemmiş aslında sizin için değil mi? Bu işin tamamen okulunda yani, doğru bir zamanda belki de başlamak bu spora. Yani bir de yani oradaki ilçedeki bir öğretmenin gayretleriyle olan bir şey Ercan hocamızın. Orada yani bu kendi gayretleriyle olan belli bir grubu toplayıp çalıştırıp
İçimizden sadece ben değil, diğer arkadaşlarımdan da gençlerde olsun, yıldızlarda olsun şampiyonluklar alan oldu. Bir öğretmenin gayretleriyle bizler bugüne geldik. Sizin şansınız Ercan Hoca o halde. Evet, daha sonra Güner Yıldız Hocamız, Aydın Dal Hocamız nezaretlerinde, Bolu Güreş Eğitim'de asıl burada güreşin teknikleriyle nasıl yapıldığını asıl burada öğrenmeye başladık biz. Ama anladığım kadarıyla siz dedenizden de dolayı bilinçliydiniz herhalde bu işe ilk başladığınızda da. Sonuçta güreş bizim atasporumuz ve ciddi efsanevi isimler var tarihimizde. Tabii ki ya dedemin güreşçi olması ailemizde güreş sürekli konuşulurdu. Hep konuşulurdu. Ve yani. İç Anadolu bölgesi özellikle bizim çocuklar doğduklarında işte biz oyun şeklinde güreş yapardık hep. İşte büyüklerimiz bir yere geldikleri zaman hadi oğlum hadi kızım birbirleriyle sürekli güreştirirler. Yani normal sıradan çay içmek gibi bir şeydi artık. Bu bizim kültürümüzde, geleneklerimizde bir yeri olan bir şey. Tabi bunlar bize aslında farkında olmadan antrene ediyor bizi oralarda, geliştiriyor. Küçük yaşta biz antrenman yapmış gibi oluyoruz. Bu da tabi bizim avantajımız oluyor. Sizin hayalinizde var mıydı ilk başladığınızda ben ileride şampiyon olacağım, olimpiyatlara katılacağım gibi? Çünkü aslında bir yandan bu güreş okuluna giderken bir yandan da eğitiminiz devam ediyordu herhalde. Tabii ki önümüzde bizim çok güzel örneklerimiz vardı. Tevfik Kış hocamız vardı. O da biz aynı ilçedeniz. Bizim ilçemizde her sene panayır olur, kargı panayırı. Buralarda geleneksel güreşler yapılır. Yağlı güreşler, karakucak güreşleri. Buralarda bütün çocuklar tabii ki orada şampiyon olmak ister veya önümüzdeki dünya şampiyonu isimleri işte anlatırlar. Büyüklerimiz şöyle şampiyon oldu, böyle oldu. Yani o sürekli bizim içimize yer etmişti. Tabii ben de insan küçükten ben de olabilir miyim, keşke olsam sürekli böyle hayaller kurardık. Tabii okula başlayınca güreş eğitime, Bolu'ya yavaş yavaş öğrendikçe olabileceğini görüyor insan. Ve bu alanda profesyonelleşmeye karar verdiniz. İlk önemli başarınıza baktığımızda 15 yaşında yıldızlarda dünya şampiyonluğunuz var. Aslında çok erken gelen bir başarı. Çok da belki ağır da gelebilirdi size. Neler hissettirdi bu dünya şampiyonluğu bu genç yaşınızda? O dönemleri hatırlayacak olursak. Ya hayal gibi şu anda gerçekten yaşım çok küçüktü. Babam sürekli derdi işte yıldızlarda bir şampiyon olsan sana yeter diye. O zaman da İstanbul'daydı yıldızlarda dünya şampiyonası. Ve bize Bolu Güreş Eğitimi Rusya'dan bir hocamız gelmişti, Rüstem Hoca. O zaman derdi işte bize önümüze bir hedef koymuştu. Hiç unutmuyorum onu. İşte yıldızlardan daha önceydi. Bu sene yıldızlar var, seneye şu, seneye iki sene sonra olimpiyatlar. Siz buralarda güreşeceksiniz derdi bize. Biz düşünüyorduk ya nasıl olur böyle yani. Üç sene sonra filan olimpiyatlarda güreşmek hayal gibi geliyordu. Gerçekten de o sene yıldızlarda şampiyon oldum. Neticesinde 3 sene sonra da Atlanta'da yapılan olimpiyatlara katılmıştım. Yani sonuçta insan çalıştıkça yavaş yavaş belki hedefiniz yani ufkunuz göremiyor ama devam ettikçe, sabrettikçe, çalıştıkça yavaş yavaş başarılar geliyor. Yavaş yavaş da hedefleriniz büyüyor. Önünüz, ufkunuz açılıyor. Diğer madalyaların da hikayelerinden bahsedecek olursak sizi en çok etkileyen başarınız peki hangisiydi? En çok aklınızda kalan bundan sonraki hedeflerinizde hep daha üste çıkmayı tabii muhtemelen ki, her bir madalyanın farklı bir şeyi vardı. Yani şampiyonluğun böyle güzelliği veya o andaki atmosferi çok farklıydı. 19 yaşında Avrupa Şampiyonası'na katılmıştım. Finale çıktığım zaman odada duruyorum, nefes yani televizyonu açıyorum. Televizyon sanki seyretmek yoruyordu beni. Kapatıyorum. Çünkü öyle bir yerdesiniz ki o genç yaşta final yapıyorum. Yenilseniz şöyle bir şey var. Yani onun da farkındaydım ben. Şampiyonluklar unutulmaz ama ikincilikler hiçbir zaman gündeme gelmez normalde. Yani öyle bir çizgidesiniz. Final yapıyorsunuz, şampiyon olduğu zaman Avrupa şampiyonu olacağım. Yenildiğin zaman Avrupa ikincisi olacağım. Yani
aslında yok gibi bir şey. Aslında büyük bir başarı. Dışarıdan aslında hani sporcu olmayanlar için ya da bu işte profesyonel olarak uğraşmayanlar için çok büyük bir başarı olarak görülüyor. Ama dediğiniz gibi sporcu için ikincilik sanki hep bir burukluğu da barındırıyor gibi değil Tabii mi? Tabii ki. Yani oradaki o geçirdiğim 2 saatlik süre yani stresi inanılmaz zordu benim için. Ve aslında dediğiniz gibi fiziksel kondisyonunuz ve başarınız dışında konsantrasyon ve psikolojik olarak bu müsabakalara hazırlanmak da çok önemli. Tabii ki. Bu anlamda güçlü olmak, güçlü bir mental yapıya sahip olmak. Çok önemli. Orada bazı arkadaşlarımız vardı gerçekten fiziksel özellikleri, kuvveti, sürati, çabukluğu çok iyi. Burada zaten güreş dediğiniz zaman mücadele sporu güreş. Ve karşınızda bir insan var. Burada ve strateji sporudur. Yani zihinsel olarak, psikolojik olarak muhteşem şekilde üst seviyede olmak zorundasınız. O seviyede olmadığınız zaman fiziksel olarak bazen gerçekten çok üstün olan arkadaşlarımız vardı ama bir noktadan sonra kırılmalar oluyor. İşte maçın sonunu getiremiyor, yeniliyor veya düzgün stratejiyle her şey tamam. Her şey tamamla da olmuyor. Çünkü her fiziksel, psikolojik ve zihinsel olarak muhteşem şekilde hazırlanıp en üst seviyelerde olmak zorundayız biz sporcular. Bir yandan şans faktörü belki bazen devreye giriyor. Beklenmedik aksilikler olabiliyor. Tabii ki şans faktörü. Şöyle biz antrenmanlarda yani ben kendim olarak her zaman en zor şekilde, en şanssız şekilde düşünerek antrenman yapardım. Yani her türlü olasılığı hesabı tabii, katarak. Olasılıkları zaten biz zihinsel antrenmanda yaparız maçtan önce. Şöyle olursa ne olur, böyle olursa ne olur. Bu daha önceden bir zihinsel antrenman yaptığımız zaman maçta bu olaylar karşımıza geldiği zaman en azından daha hazırlıklı olup daha çabuk tepki verip daha kolay halledebiliyorduk sorunları. Peki o dünya şampiyonasındaki heyecanınızdan, stresinizden bahsettiniz. Maç anlamında unutamadığınız bir maç var mı? Ya da ezeli bir rakibiniz, unutamadığınız bir karşılaşma? Yani dünya şampiyonasına girdiğiniz zaman inanın bütün ülkelerde bütün sporcuları en iyileri geliyor. Türkiye'nin en iyisi, Alman'ın en iyisi, Rus'un en iyisi, Amerika'nın en iyisi. Dünya şampiyonasında tartı var. İşte 6'da başlıyor tartı. Belli bir süresi var onun. Bir dizildik böyle. 70-80 kişi dizildiler. Şöyle bir baktım. Ben biraz sonlara doğru ancak yetiştim. Önümdeki sıraya bir baktım şöyle. Arkaya baktım. Yani upuzun bir kuyruk böyle metrelerce. Ya dedim burada bir kişi birinci olacak. Bakıyorum sağa soluma böyle. Gerçekten tek tek elenecekler. Tek tek eleniyor ve orada siz şampiyon oluyorsunuz. Oraya gelen insanlar gerçekten herkes şampiyonluk için hazırlanıyor. Şampiyon olmaya geliyor. Ve buradan şampiyon çıkmak büyük bir başarı gerçekten. O duyguyu, o şampiyonluğu aldıktan sonra da insanın gözünün önünde böyle geçmiş çalıştıkları her şey geçiyor böyle. Aslında mutluluğun bir resmi gibi. Hüznün ve sevincin. Bazılarımız çünkü şampiyon olduğu zaman gülerek karşılıyor. Bazıları ağlayarak hüngür hüngür. Yani siz nasıl karşıladınız? Yani biraz mutlu karşılamıştım ben. Dediğiniz gibi aslında çok yoğun duygular. Herhalde inanılmaz derecede büyük bir haz. Evet. Peki her zaman istediğiniz başarıya bütün sporcular için geçerli. Ulaşamayabilirsiniz. Böyle bir durumda neler hissediyor insan? Böyle bir durumda dünya dönüyor böyle sanki tribünler. Tamam ben artık bu işi bırakıyorum gibi mi oluyorsunuz yoksa daha çok hırslanıp? Bir anlık olabilir öyle de ama şöyle yani bir hatta başım ağrımıştı bir keresinde. Yani bir baş ağrısı, ani bir baş ağrısı. Çünkü beklemiyorsunuz. Orada hedef şampiyonluk. Olmadık bir şekilde yeniliyorsunuz. Yıllardır hazırlanıyorsun oraya, antrenmanları yapıyorsun. Muhteşem şekilde belli bir yani her şey çok iyi ama o anda gidiyor, yeniliyorsun. Çok kötü oluyor yani böyle insan. Dünya duruyor gibi bir şey oluyor. Ve aslında gelelim, bütün bunlar aslında çok önemli. Bütün başarılarınızın bir değeri var elbette ki ama olimpiyatların yeri herhalde bütün sporcular için ayrı. Ve 2008'de Pekin'de bronz madalyayı ülkemize kazandırdınız, kürsüye çıktınız.
O atmosferi anlatır mısınız biraz? 2008 yılındaki olimpiyatlardaki duygunuz neydi? Neler olimpiyatlar hissettiniz? Dediğiniz gibi 4 yılda bir yapılan organizasyon. Dünya şampiyonası da 4 yılda 3 kere yapılıyor. Bu yüzden az olduğu için biraz daha önem değerli, evet. Arz ediyor. Zorluk derecesine bakarsanız aslında bir dünya şampiyonasından zor değil. Şey olarak olimpiyatlar. En zoru başarmak şey olarak en zoru dünya şampiyonasıdır. Çünkü dünya şampiyonasına katılamayanlar bazen bir sıralamadan dolayı 20 kişi katılıyor olimpiyata. Çok iyi şampiyon olamayacaklar da olabilecekler de olimpiyata katılamayabiliyor. Bu anlamda olimpiyata katılıp madalya almak gerçekten güzel bir duygu. Orada da bütün sporların aynı yerde yarıştığı bir ortam. Bir sporun vitrini gibi bir yer orası. Ve ülkelerin soğuk savaş yaptığı bir yer aslında. İşte bizim Türkiye'nin şu kadar madalyası var, yok işte Yunanlıların bu kadar, Almanların bu kadar. Her biri madalya sayısı arttıkça sıralaması değişiyor. Onun gibi. Ve orada tabii ki ülkenizi temsil ediyor olmanın getirdiği de bir sorumluluk tabii duygusu ki. Bir yandan üzerinizde. Tabii ki orada başarılı olduğunuz zaman işte bayrağımız dalgalanıyor. Türkiye'nin ismini herkes orada görüyor, ismini konuşuyor, reklamı oluyor. Yani muhteşem bir şey orası spor anlamda da. Peki Türkiye'den bahsetmişken ülkemizde güreş sporunun şu anki durumunu nasıl buluyorsunuz? Şimdi ufak bir gündeme ait haberimiz var. A Milli Serbest Güreş Takımımız, aslında Güreş Milli Takımımız 8-14 Eylül'de Özbekistan'da. Güreş Milli takımlarımız serbest olsun, Greco-Roman olsun. Evet, dünya şampiyonası var Özbekistan'da. Onun hazırlıkları orada, devam ediyor şu orada sıralar. Orada işte son hazırlıklar, işte kilo kontrolleri devam ediyor. Buradan da arkadaşlarımıza müsabakaya katılacak, yer bizi temsil edecek bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Tüm sporcularımıza diliyoruz. İnşallah bütün gönlümüz onlarla. Nasıl görüyorsunuz ülkemizin şu anki durumundan? Dünya sıralamasına bakıldığında tabii ki her yıl değişiyor durumlar ama evet, güreş bizim zaman, için gerçekten önemli bir yere sahip. Güreş bizim ata sporumuz ve halkımız olarak gerçekten yoğun bir ilgi var güreş sporuna. Ha, şu anki durumda bizim için atasporumuz olduğu için yeterli mi? Yeterli değil. Ama zaman zaman biz güreşte de dünya şampiyon takım halinde şampiyonluklar yaşadık. 2006 yılında, 2009 yılında şampiyonluklar yaşadık. Daha sonra ikinci, üçüncülükler kazandık. Tam başarılı olalım diyebilmek için en azından bir şampiyonaya gittiğimiz zaman atasporumuza bize yakışan olarak 3-4 tane altında dönmemiz lazım ki tam biz iyi seviyede diyebilelim kendimize. Hiç kaçırmamamız lazım diyorsunuz. Ya atasporumuz sonuçta en iyisi biz olmamız lazım. Bu arada sizin bir de Almanya maceranız var. Şimdi Almanya gibi bazı Avrupa ülkelerinde, öyle değil mi, ve Amerika'da zannediyorum profesyonel bir güreş ligi var. Evet. Bundan biraz bahseder misiniz? Nedir bunun özelliği, bu ligin özelliği? Ülkemizde neden böyle bir lig yok? Ya da varsa neden bu kadar bilinmiyor? Bizde de ligler var ama yoğun, mesela bir Almanya'daki gibi oturmuş bir sistemi yok. Oradaki sistem nasıl? Almanya'da ben iki sezon güreştim. İki lig sezonunda güreş yaptım. Yani oraya gittiğimiz zaman bir yerden bir yere gidiyoruz. Bir müsabak oluyor. İşte deplasman oluyor. Bütün orada arabalarla işte taraftarlar bazen konvoy yapıp işte normal şeylerle gidiyorduk. Ve yoğun bir seyircisi var. Çekişme var. Mücadele var. Çok güzel şekilde liglerini oturtmuşlar. Ve bunlar her hafta deplasmanlı oluyor. Yani muhteşem bir atmosfer. Bizim atasporumuz ama onlar bizden daha iyi şekilde bunu kullanıyorlar ve oturtmuşlar sistemini. Ciddi bir seyircisi de var herhalde. Tabii. İyi, yani biletli yoğun. Tabii. Seyirciler var. İnsanlar işte işlerinden güçlerinden çıktıktan sonra müsabakalara gidiyorlar. Orada birçok ülkeden sporcular geliyor oraya yarışmak için. Yani güzel, yani buradaki Türkiye'deki futbol ligleri gibi orada devam ediyor bu ligler. Burada da belki böyle bir sistem oturtulabilir yakın dönem bir gelecekte. Dönem dönem oturuyor. Bizde de var şu anda ligler var, ligimiz var ama bu deplasmanlı değil, her hafta yapılan değil.
Bu şekilde artısı eksisi olan yerler var ama bir sistem oturursa güreş Türkiye'de de güreş ligleri en azından gerçekten belli bir seviyeye gelir. Evet, şimdi biraz da isterseniz sürekli olarak tabii ki sporla meşgul olan, profesyonel olarak spor yapan insanlarda sakatlanmalar zaman zaman meydana gelebiliyor. Bu konuda bir şey sormak istiyorum. Şimdi bununla ilgili bir köşemiz var. Oraya da pası atacağız ama önce size sorayım. Tabii ki zaman zaman maalesef yaşanıyor bir takım sakatlanmalar, yaralanmalar. Sizin başınıza böyle çok ciddi sakatlıklar geldi mi? Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Yani bizde en büyük sakatlıklar eklem sakatlıkları oluyor. Bağ yırtılmaları oluyor. Bazen kırılmalar, çıkmalar olabiliyor. Ama spor yaptıkça bu sakatlar, yani insan fiziksel olarak güçlendiği için bizim sakatlığa maruz kalmamız biraz daha zor oluyor. Ama tabii çok ters pozisyonlar, açılar olduğu zaman biz de sakatlanıyoruz. Bir sporcunun sakatlık kabusu gibi bir şey. Sonuçta bazen ameliyat oluyorsunuz. Benim de başımdan geçti, kolum çıktı, menisküs ameliyatları oldum, bağlarım yırtıldı. Ama bunlar... Bir yandan da bunu düşünerek hareket edemeyeceğiniz için... Tabii onu düşünemiyorsunuz müsabaka esnasında veya antrenman esnasında. Yani antrenman yaparken fiziksel olarak bizim bütün özelliklerimiz gelişiyor. Bağlarımız kuvvetleniyor, kemikler kuvvetleniyor. Dolayısıyla bu artısı daha dayanıklı bir hale geliyorsunuz. Oluyor ama ister istemez mutlaka da sakatlıklara maruz kalıyoruz. Bundan kurtuluş yok. Evet, şimdi bir bandımız var ve uzmanımız, spor hekimimiz bize spor yaralanmalarından bahsedecek ve bugünkü konumuz aşil tendon sakatlıkları diyelim ve sözü uzmanımıza bırakalım. Bakalım neler anlatacak, ardından sohbete devam edeceğiz. Aşil tendonu vücudumuzun en kuvvetli yapısıdır. Aşil tendonu baldır kaslarını ayağın arkasında topuğa bağlar. Aşil tendonu yürüme, koşma ve sıçrama sırasında bizim için çok önemli bir fonksiyonu mevcuttur. Aşil tendonu yaralanmaları sıklıkla orta yaştaki bireylerde, orta yaştaki sporcularda görülür. Bu yaralanmalar çoğunlukla yeterli ısınmadan yapılan sporlarda ve uygun olmayan zemin ve ayakkabı seçimiyle yapılan sporlarda görülür. Özellikle zemini çok fazla aşınmış, yıpranmış halı sahalarda, uygun olmayan ayakkabılarla yapılan sportif aktivitelerde aşil tendon yaralanması açısından risk taşımaktadır. Aşil tendon yaralanması, aşil tendon kopması sırasında sporcu ayağının arkasında ani bir ses duyar. Aynı zamanda bir ağrı oluşur. Bu hastalığın tanısını koymada muayene yeterlidir ama şüpheli durumlarda muayenenin yanında ultrason ya da MR'la da tanı netleştirilebilir. Aşil tendonu kopmalarının tedavisi çoğunlukla cerrahi şekildedir. Bu cerrahi tedavi günümüzde 2-3 cm'lik küçük kesilerden başarılı bir şekilde yapılabilmektedir. Cerrahi tedavi sonrasında spora geri dönüş için rehabilitasyon, iyi bir sportif egzersiz programı önemlidir. Sevgili seyirciler, spora dair devam ediyor. Aşil tendonu yaralanmalarını öğrendik ve Nazmi Avlıca, milli güreşçimiz bizimle birlikte. Az önce dedi ki benim de başıma geldi. Yok, duydum yani sesi. Duydunuz. Sesi bir duydunuz. Arkadaşımın yaralanması bayağı olmuş. Bayağı ses çıkaran tabii bir çıkıyor, yaralanma. Duyuyor yani. İnsanlar etraftan duyabiliyor. Gerçekten zor bir şey sporcular için yaralanmalar, sakatlıklar ama dediğiniz gibi bir şekilde bu işin maalesef bir parçası. Şimdi biraz da sizin spor dışındaki yaşamınızdan söz etmek istiyoruz. Boş zamanlarınızda güreş dışında neler yaparsınız? Diğer spor dalları ile ilgilenir misiniz? Sosyal yaşamınızda, günlük hayatınızda neler yapmaktan hoşlanırsınız? Bunları da paylaşmak ister misiniz izleyicilerimizle? Yani normal aktif spor yaparken, gerçekten bir şampiyonaya hazırlanırken bizim büyük bir zamanımız kamplarda geçiyor. Başka hiçbir şeyle ilgilenemiyorsunuz. Şöyle, dinlenme günlerinde ilgileniyorsunuz. İşte kamp araları olduğu zaman İstanbul'daysa Ankara'da ailemle vakit geçirmeyi seviyorum. Çocuklarımla vakit geçirmeyi seviyorum. Ha, sezon bittiği zaman işte balık avına gidiyorum, ava gidiyorum. Dağ sporlarıyla ilgili, yani ormanda gezmeyi seviyorum. Biz antrenmanlarda genelde basketle ısınırız. Bizim güreşçi basketi olarak meşhur bir basketimiz var. Kuralsız, topu sadece potaya atarak
yaptığımız bir basket. Amerikan basketi gibi bir şey, Amerikan futbolu gibi. Onun dışındaki basketbol maçlarını peki takip ediyor musunuz? Şimdi biliyorsunuz Dünya Şampiyonası devam ediyor ve buradan hatırlatmakta fayda var. 18.30'da Finlandiya ile karşı karşıya gelecek 12 dev adam ve oldukça kritik bir maç aslında. Kötü sonuçlar onu da heyecanla bekliyoruz. İnşallah burada iyi sonuçla döneriz. Buradan başarılar diliyoruz 12 dev adamımıza. Aynı şekilde milli futbol takımımız da bu akşam 21'de bir hazırlık maçı yapacak Danimarka ile. Onlara da buradan başarılar dileyelim. Nasıl aranız? Diğer spor dallarını izleyici olarak da takip yani ediyor musunuz? Yani bütün sporlarda, özellikle milli sporlarda başarılarımız bizim Türk halkını, hepimizi gururlandırıyor. Hepimiz başarı aldığı zaman, şampiyon olduklarında hop oturup hop kalkıyoruz. Aynı heyecanı yaşıyoruz. Sonuçta başarı futbolda olsun, baskette olsun, voleybolda olsun, milletimizin, yani bizim adımıza Türkiye'nin başarısı. Evet, son olarak şunu da sormak istiyorum. Güreş sporuyla ilgilenenler olabilir, gençler ya da bir şekilde bu alana merak saranlar. Onlara neler tavsiye edersiniz? Siz nasıl tanımlarsınız aslında güreş sporunu ve özellikle belki çocuklarını bu spora yönlendirmek isteyen anne babalara yönelik bir takım sözleriniz olabilir? Yani güreş gerçekten bireysel yapılan bir spor ve güreş bir çocuk güreş yapıyorsa kendine olan özgüveni gerçekten gelişir. Yani böyle pısırık dediğimiz bir çocuk güreşe başladığı zaman kendine olan özgüveni gelişir. Kendini fiziksel olarak, duygusal olarak, zihinsel olarak gerçekten büyük faydalar var çocuklar için. Yani profesyonel ve olmak zorunda değil tabii olarak tabii. Aileler yönlendirebilirler ve, değil mi? Mutluluk istiyorsanız, yani mutlu olmak istiyorsanız güreş antrenmanı yapın, inanın mutluluğu görürsünüz. Yani antrenman yaptıktan sonraki zamanlarda yaşam kaliteniz gerçekten çok artar. Belki diğer sporlarda da bu vardır ama güreşte bunu yoğun şekilde hissedersiniz. Ve güreş sporu aslında birçok spora göre kuvvet sporu, mücadele sporu ama bir böyle kişiye bir zarar veren bir spor değil aslında. Bir saf kuvvetlerin mücadelesi gibi bütün fiziksel özelliklerinin geliştirdiği bir spor. Yani gerçekten çocuklarımız için büyük faydaları var. Kendilerinin özgüveninin gelişmesi için, karakter yapısının gelişmesi için çok faydalı. Bir kişisel gelişme sporu tabii aynı zamanda. Peki başarılarla dolu bir spor kariyerini geride bıraktınız. Daha doğrusu aktif olarak artık milli takımda devam etmiyorsunuz ama evet, bir sporcunun tabii ki spordan %100 kopması beklenemez. Bundan sonrası için neler planlıyorsunuz kendi yaşamınızda ya da spor kariyerinizde? Hedefleriniz neler? Şu anda Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nde spor müşaviri olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediye'mizde, kulübümde güreşe devam ediyorum. Orada yeni genç arkadaşlarımıza kazandığımız tecrübeleri aktarıyorum. Onlara yardımcı oluyoruz bu noktalarda. Güreşle iç içeyiz halen. Ve elde ettiğimiz bu yılların başarısını, tecrübesini genç arkadaşlarımızla paylaşarak onlara da bir nebze olsun bu yolda katkı sağlamak istiyorum. Ve bu katkıyı sağlıyoruz. Nazmi Avlıca, çok teşekkür ediyoruz. Ben çok de teşekkür ederim. Ve güreş milli takımımıza da önümüzdeki yaklaşan Dünya Şampiyonası'nda bir kez daha başarılar diliyoruz. Evet sevgili seyirciler, spora dairin bugün de sonuna geldik. Yarın akşam Türkiye saatiyle 17.20'de TRT Spor ekranlarında tekrar buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.